Herkese selam. Çok eğlenceli bir karşınızdayız. Ben çok heyecanlıyım. Yanımda Ersan abi var. Ne zamandır görüşmedik Ersan abi? Aynen, bu vesileyle görüşmüş olduk. Arabayı böyle açmak için. Kaç kaç. Bu kadar fazla insan Tesla mı aldı abi? Tesla arıyoruz. Arada bir tane İngilizce kanal yaptık. Onu Fransızlara sattık. YouTube'un bu karanlık yüzünü ben artık 10. sene sonunda abi görüyorum, şaka değil. Yenecek bir şey değil ama yenmeyecek bir şey değil. Ve bugün Ersan abinin Tesla'sını almaya geldik. Sağ olsun bizi kabul etti. Bu deneyimi beraber paylaşalım diye. Zaten her şeyi konuşuruz. Burada video çekme izin var mı yok mu ben anlamadım. Ama seni çok özlemişim. Aslında YouTube Tesla videosu dolu ama niye? Gerçekten. Niye böyle bir şey yapmışlar ben anlamadım. Evet, burada böyle bir özel mülk şeyi yaptılar bilmiyorum. Heyecanlı mısın? Değilim aslında ama tabii bir Tesla fenomeni olduğu için böyle tuhaf tuhaf bir sürü şeyler oldu yani bu süreçte. İlginç bir benim için deneyim oldu. Anlatırım zaten hepsini. Açıkçası o yüzden böyle bir şeyim var. Yani alsam da kurtulsam durumu oldu. O kadar mı diyorsun? Yani peki farklı yok, hissediyor musun? Bugüne kadar çok güzel arabaların vardı senin bugüne kadar. Hani Tesla'yı daha farklı hissediyor musun yoksa yok. Ama yani herhangi bir yeni bir oyuncak gibi aslında mi hissediyorsun? Aslında ben 10 küsür senedir Mercedes kullanıyorum. Yani bir arabam var. Dolayısıyla bu aslında 10 seneden sonra yeni araba alıyorum yani. Yeni arabaya geçiyor. Zaten merak da ediyorum. Nasıl olacak? Mercedes'ten sonra alışacak mıyım falan diye. Herkes şey diyor işte bu aslında şeyden çok bir neden cihaz. Türkiye'de sadece bir tane model var. Model Y'ye geldi sadece. Model Y'nin sanıyorum 2 ya da 3. Galiba 2 tane alt modeli geldi. Bir tanesi performansa dayalı. Bir tanesi de Long range. Daha uzun mesafe giden dayanan bataryası. Ben tabii onu seçtim. Yani İzmir'de artık yaşıyorsun burada. Aynen. Seferihisar'da işte bir şey yaptık. Ada okula başladıktan sonra İstanbul dışında da yaşamaya başlayabiliriz dedik. Ve İzmir'e bir ayağımızı attık. Tek seferde gidiyor mu sence? Yani hiç ben olmadan. Şöyle bir hata yaptım. Bak şurada 2 tane şey var. Şimdi şu benim alacağım arabanın şeyi, jantı siyah. Aha. Bu siyahsa ben buna ekstra para verdim. Galiba bu 20 inç jant diye geçiyor ve maalesef bu benzinli de elektrik range'i düşürüyormuş. Ha. Mesafeyi düşürüyormuş 40-50 km. Bilsem almazdım. Ama yine de sanıyorum bir arada bir yarım saat bir molayla hallolacak gibi gözüküyor bu. Plakalar var burada. Plakalar burada işte. Plakaların manzara herhalde. Ha mesela doktor. Doktor olsan DR plaka. Abi doktorlar niye bayılıyorlar? Uzak dışarıdan doktor olduğunu bilinmesinin ne şeyi var sence? Ben Nadia Ayca sosyal medyada akademik unvanlarını yazanlara da çok hakikaten enteresan buluyorum. Ne gerek var? Ben de anlamıyorum. Var çünkü evet, yazanlar. Boğaziçi Üniversitesi bilmem ne yani. Neyse şimdi göstermeyeyim plakayı. KBKK diye bir şey var. Ben de randevum için geldim. 1,5 randevusuydu. Belli ki alabiliyoruz burada yani. Tabii. O kadar. Fazlasını beklerim ben bunlardan. Bu kadar zamandır uysal bir şekilde bekliyoruz. Ne kadar zamandır bekliyorsun? Ayıptır söylemesi. Nisan ortasına başladı süreç. Bir de Tesla'nın ilginç bir müşteri profili var. Ne gelirse mail ona okeyiz. İşte parayı gönder diyorlar, parayı gönderiyoruz. Notere git, noterden şunu, şu belgeyi online'dan indir. Notere git, ondan sonra yine online yükle bunu diyorlar, onu yapıyoruz. Twitter'da falan çok böyle şey döndü mü? Hiç kimse şikayet etmiyor mu bu konuda? Yüksek sesle şikayet eden yok. Herkes bu işe uyum sağlamış gibi gözüküyor. Ne güzel. Şimdi bu uçakları takip ettiğimiz, şimdi ada İngiltere'den gelip gidiyorken hepimiz böyle uçakları takip ediyoruz. Yani onun gibi gemi versiyonu varmış onun. İnsanlar Tesla'ları getiren geminin ismini öğrenmişler. Geminin gelip gelmedi falan hep Twitter'da şey paylaşıyor. Bilmem gemi geliyor, içinde çikolar, araç olması tahmin ediliyor falan diye. Bir de üzerine bayağı para veriyorsun bir de. Hayvan gibi para veriyorsun ayıp bir söylemesi. Yani ya ben size söyleyeyim istiyorsan yani. Merak edenler vardı. Ben çok merak ediyorum. Rakamı birebir unuttum ama şöyle bir şey. Ben 1.700 iken aldım. Tamam. 10 bin lira kapora verdim. Tamam. Fakat arada dediler ki zam geldi. İşte atıyorum 2.200 oldu. Hı-hı. Ama öyle bir rakam yani. Daha şey değil. 400 daha mı yatırdın sonra? Yok tamamen o zaman yatırdım. Dediler ki parası belli oldu. Bunu yatır. Hı-hı. Ondan sonra da bu %18'den 20'ye çıktı ya KDV. Hı-hı. Dediler ki %2 ama ben burada hiç kimse görmüyorum. Hep bana mail geliyor. %2 de şey geldi. Vergi geldi. Onu da yatırdım. Hop onu da işte kaç para yatırdım. Galiba 2.300 küsüre falan geldi. Ama arada yani 600-700 lira fark oldu. Dün akşam biraz baktım şeyleri ekletebiliyorsun. İşte self driving bilmem ne falan. İki tane opsiyon vardı. Onları aldın mı sen? Bir tane otopilot vardı galiba. Ben ekstra olarak bir tek jantları aldım. Normalde üzerinde bir tane şey var zaten. Bir otonom kullanım var ama tabii çok basit. Uzun yolda şey yaparsın ya gaz bir belli bir gazla gider falan filan. Ondan sonra hatta böyle komik şeyler var. Ellerini koymadan galiba gidebiliyor. Ama araç senin elini koymanı istiyor zaman zaman. Millet de hatta patlıcan koyuyor. Ben Doğan Kabak'ta gördüm. Bunu
Doğan'la da patlıcanı veririm. Tesla'da bir tane patlıcan var. Evet. Doğan abi selam. Ondan sonra onu koyarak şey yapıyorlar. Onun dışında ama eğer bir üstündeki şeyi yüklersen onun şerit değiştirme özelliği var. Hı hı. Bir de park etme özelliği var. Ben onu almadım. O 90-100 bin TL falan gibi bir şey veriyorsun. Sonra alabiliyor musun peki abi? Alabiliyorsun. Hatta sadece yazılım bunlar ya. Bayağı bir download ediyorsun. Zaten her şey var zaten aslında. Okey ya. Eğer o şeyi istersen, insansız arabayı istersen o da bir para. Onu da yükleyebiliyorsun ama şu an o zaten dünyanın çok çok az yerinde yasal olarak tanınmış bir şey. Yasal izin vermiyor zaten. Burada zaten öyle bir şey şu an kullanamıyorsun. Ya acaba ne oluyor? Ben mesela atıyorum köy yolunda kullanabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ben de. Ben en ufak fikrim YouTube'da yok yani. Ki olsa olurdu görürdük, videoları. Görürdük. Aa ben işte bak insansız araba kullandım falan derler. Sanıyorum kesinlikle. İzin vermiyor ona sistem diye anlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani alacak olanlar için belki. Diyorlar ki olur sonradan yükletin. Eğer baştan yükletirseniz bütün bu ÖTV'ye, KDV'ye giriyor. Ha bütün her şey doğru. Tabii sen onu aldın diyelim 150 bin liralık o mantıklı şeyi. Mantıklı bu arada. Bütün hem ÖTV'si %50 doğru. ÖTV bu arada şu anda gayet makul diğerlerine göre. Yüzde kaç dedin? %50. Normalde kaç? Ya arabaya göre şeye değişiyor ama bunların bu motor cc'ye göre değişiyor. Hı hı. Ama mesela şu an benim Mercedes'in herhalde cc'den ötürü %150 diyebiliyorum. Yani bir araba kendine bir buçuk araba bir araba herhalde devlet alıyorsun. Ama helal olmasın mı? He? Helal olmasın mı? O kadar yani. Arabaya da erişim bu kadar zorlaştı. Ben 10 sene sonra değiştirdim arabamı ya. Yani mümkün değildi yani. Doğru. Ben yani daha şöyle büyük tabii ki başka bir araba alabilirsin. Ama bir arabaya biniyorsun, onun standartına alışıyorsun. Ben onu 2012'de, 13'te almışım. Hı hı. Aynı standartta bir arabayı ben 2022'de, 23'te alamadım. Mecburen şey oldu. Dolayısıyla... Doğru. Yani. Anladım. Evet, bekliyoruz efendim. Aracınızı hemen teslim edin. Tamam, süper. Ben heyecanlandım ya. Biz de isterdik aslında bir tane aslında ama çok pahalı değil mi ya? Çok pahalı. 2.4 mü? Benim arabayı kaça satarız Utku? 800 desen. 800 ne lan? 800. Bizim Clio'yu 800 satarız zaten. Tamam 1.5'da. 1.5'da kaç eklemek lazım üstüne? 1 milyon TL daha. Clio'yu satalım. Ha bir araba olacak o zaman şirkette. Yani. Ben okeyim. Her yere ama Tesla gidiyoruz o zaman. Dur bakalım ya. Baksana oğlum şuna. Bu renk falan güzel bence. Bunun şeyi yok mu o? Arabayı böyle açmak için. Var işte ama. Kaç kaç. Ha, alarm çaldı alarm çaldı kaç. Her yer Tesla. Bu kadar fazla insan Tesla mı aldı abi? Şaka değil mi sence? Bakar mı oğlum şuraya bakar mısın? Bir tek ben mi şaşırıyorum burada? Bu kadar insan Tesla aldı mı gerçekten ya? Ha bu bir parti herhalde çok daha fazlası daha var. Daha da fazlaydı. Bunlar bugünün teslimatı. Bunlar bugünün teslimatı. Bugünün. Bir şey söyleyeyim. Burası sadece bugünün teslimatı mı? Aynen öyle. Toplam kaç tane satıldı söylemezsin zaten biliyor musun? Söyleyemiyoruz. Biliyorsunuz ama. Ama biliyoruz. Kimisi tahmin edeyim, kimi daha yakın tamam. Onu söyleyin. Tamam. Her şey yemeğine o zaman. O yemeğine anlaştık. Tamam. Tamam bir dakika. Ne kadar süre boyunca şu güne kadar mı diyorsunuz? Yok sadece buraya bakın ve tahmin edin. Burada kaç araba mı var? Burada bugün teslim eden araba sayısı. Kesinlikle. 2000. Yok. 200. 150-200 falan herhalde. Siz çok yaklaştınız. Tamam ben şeyde bu işten. İtalyan var çok güzel Kadıköy'de sen de onda orada yiyeceksin. Olur anlaştık tamam. Başta aracınızın sesi geliyordu ancak şu an bir daha ötmüyor mu? Ötmedi. Bagajı açınca ben diğer videoda gördüm. Bagajı açınca hemen tık diye ortaya çıkıyordu ama. Bagajımı açacağım. Uzun uzun aramadan arabayı bulabilirim. Çok iyi abi. Çok iyiymiş. Böyle önceden evet oluyordu. Şimdi uygulama güncellendi. İlk bizim buradan görmemiz lazım. Önce. Şaka mı oğlum bu? Böyle mi arayacağız arabayı? 2-3 ay önce ben gördüm başka videoları bam bam böyle bagajı açıyor şey yapıyor. Ses bu. Çok saçma değil mi sence? Tesla arıyoruz. Şu an tamamen deneme yanılma yöntemiyle devam ediyoruz. Senin jantlar farklıydı. Ha bu arada jantlar siyah. Bak oradan siyah, buluruz tamam. O biraz daha ayrıştırıcı. O bayağı ayrıştıracak. Doğru bravo Mekim. Şimdi orada bak, şurada, şurada bir siyah var. Tane. Şu, bu değil mi? Heh, evet. Bravo. Tamam. Sizin araçta şey var da, poşet var sizin arabada. Bizim araçta poşet yok. Bizde niye poşet yok? Evet. Niye bizde poşet yok hocam? Normalde oluyor ancak yıkamadan arkadaşlar da çıkarmış olabiliyor. Bazılarında hepsinde olabiliyor. Bazılarında ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Poşetsiz. Evet. İnşallah başına bir şey gelmemiştir arabanın bilmiyorum. Evet, en azından tamam. Tespit etmiş olduk. İsterseniz uygulamanızı açarak aracınızı teslim alabiliriz. Tamam. I am here diyelim lütfen. I have located my vehicle diyelim. Şartları görüntüleyip kabul edelim lütfen. Ben bir okuyayım. Okursanız bir saate buradan ayrılamayız. Harika. Abi hoş gelmişsin Tesla ailesine. Aracınızın şarjı %31 bu arada. Burada gördüğünüz üzere araca birçok uzak komutu uzaktan verebiliyorsunuz. Selektör yakabilirsiniz, başlat diyebilirsiniz, kornasını çaldırabilirsiniz, camlarını azıcık aralayabilirsiniz. Şimdi bir şey yapayım mı şimdi? Tabii ki lütfen. Buyurun.
Buradan dediğim gibi birçok komutu uzaktan verebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, evinizdesiniz veya ofisinizdesiniz. 10 dakika 15 dakika sonra aracın yanına gideceksiniz. Uzaktan klimalarını çalıştırabilirsiniz. Bu süper bir özellikmiş o. Ben zaten en çok İzmir'de bu özelliği zaten bekliyordum. İsterseniz şuradan kısa yol olarak ön kaputunuzu açalım ve aracınızın şarj kablolarını kontrol edelim. Hemen bastım ben de. Aa, doğru, bunun şeyi yok ya önde. Ana. Evet, burada da yine boş yeriniz var. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ben evde hangisini kullanacağım? Yani ev tipi şarj kablomuz bu. Bu. Bir ucu bildiğimiz priz, bir ucu da araca girecek soket. Bunun müsait olduğunuz her yerde prize takarak aracınızı şarj edebilirsiniz. Tamam, okey, bu normal. Priz bu. Ha, priz bu. Bir ucu bildiğimiz priz. Şu da araca giren. Ha, tamam, süper. Şuradan open dediğinizde açacak. Buradan da açabilirsiniz. Bayağı büyük değil. Seçtin mi adı orada? Yok. Dokunmak da istemiyorum şimdi. Evet, bu da Sibel'in beklediği, eşimin beklediği şey kısmı. Çünkü inanılmaz büyük bayağı bir şey var. Bayağı büyükmüş ya. Bakar mısın şuraya? Çok büyük. Çok büyük. Çok iyi. Hatta şurası da var. Şurası da var. Ve ha, hatta bu çok kolay yatıyor bunun şeyleri. Stepne yok mu? Stepne yok. Yedek lastik yok. Tamir kitabı. Ne oluyor? Niye yok? İhtiyacım olsa ne olacak? Patlamıyor mu lastik? Trafik kiti alabilirsiniz. Yok. Run flat de değil. Patlıyor. Çekici veya tamir kiti. İçinden çıkmıyor yani. Yok dediniz biz vermiyoruz. Bir diğer Tesla şeyi. Uysallığı. Ha öyle mi? Peki tamam, peki ne yapalım? Yolda kalacağız o zaman diye. Ha bu. Buradan giriyor, anladım. Bu nasıl açıyorduk kapısını? Şimdi baş parmağınıza basarak şöyle açabiliyorsunuz. Tamam. Buyurun, siz deneyin lütfen. Bu kadar. Ha, bu şekilde. Abi nasıl antin kuntin bir şey o? Bu mu? Böyle mi? Gibi. Ben yemin ederim şu anda dalga geçmiyorum. Bunu tutup sonra kavraman lazım. Açtı bu arada. Buyurun. Buyursunlar efendim. Görüyorsunlar efendim. Şarjı başladı. Ha, direkt alıyor mu oradan? Aynen. Tabii ki. Hadi ne diyorsun ya? Bunda da fiziksel olarak giriş çıkış sağlayabilirsiniz. Çalışıyor mu şu anda? Şu an bu araçta rölanti yok, el freni yok. Akülü aracın biraz daha gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Ya şu an çalışıyor mu? Kesinlikle. Hiç duymuyoruz ses. İsterseniz biraz deneme sürüşü yapabiliriz buralarda. Hani vardır ya tatil köylerinde. Bunda ne video çekilir bu arada ha? Şey videosu, muhabbet videosu. Yalnız kötü olan şu, motor freni var. Ayağını çektiğin anda fren yapıyor. Onu kısıtlayabiliyorsunuz, tamamen kapatamıyorsunuz. Mesela bir çeksene bir ayağını. Bu motor. Hadi canım. Eğer bu rejeneratif fren olarak geçiyor. Ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde araç motordan frenleme yapıyor. Bir de klimayı çalıştırabilirseniz süper tabii olur. Tabii ki şuradan ayarlıyoruz. Şuradan da derecesini ayarlayabiliyoruz. Araçtaki tüm menüleri şuradaki araç simgesine basarak görebiliriz. Aa. Şurada 128 GB'lık bir USB'niz var. Araçta da kameralar var. Kaydedilen görüntüleri buraya kaydeder, buradan ulaşabilirsiniz. Kaza gibi durumlarda ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her türlü kayıt alır. Aynı ayarlarınız direksiyon ayarınıza göre uygun mu şu an? Uygun değil. O zaman şuradan aynalar diyelim ve şu soldaki joystick'ten aynaları kendimize göre ayarlayalım. Ah, elektronik değil mi? Bu ne ya? Tesla ne yaptın? Hayal kırıklığı. Sağ sol yaparak da... Eşim duymasında, eşimin arabasında böyle. Ben ona dalga geçiyordum. Direksiyon ayarınızda aynı joystick'ten kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yukarı aşağı yaparak alçaklığını, yüksekliğini, sağ sol yaparak da size olan yakınlığını ve uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdi şey yaptı beni. Geri alıyorum Tesla seni. Utandırdın mı? Sağ sol yaparak da size olan yakınlığını ve uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Etkileyici. Çok sağ olun. Güzel günlerde kullanın. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Ramazan Bey. Sağ olun. Hoşça kalın. Abi çok güzel araba bu arada. Hayırlı olsun. Ben de ben gerçekten tepesi. Bakmadık bu arada sağına soluna çizeyimiz iyi var mı diye. Şu şarj ederken bakalım bari. Abi çıkmadan bakalım istiyorsan. Madem buradan bakacağız. Buradan bakalım. Herhalde abi çıktıktan sonra artık adam her şeyi diyebilir. Burada bakalım. Kapıyı açarken bu arada bir düğme var. Basıyorsun öyle açılıyor. Vay be. Evet, arabayı bir kontrol edelim dedik. Gülme oğlum, arabanın altına bakıyorum. Yok, çizdiğimizi var mı diye bakacağız ya. Arabanın altına bakacak bir şey değil de. Sümüklü böcek var bir tane. Ne ara gelmiş de yapışmış anlamadım ben. Dururken yapıştırmış. Nazar boncuğu. Vallahi gerekiyor. Oo, böyle olunca şeysiz ya, çerçevesiz ya, spor araba gibi duruyor. Ha evet. Buyurun abi, buyurun. Bir çıkartalım sonra sen şey yaparsın. Abi yok yok, sen bir başla abi, ben dur, ben o binecek noktada değilim şu an bu ara. Yok yok, şey diye şuradan çıkalım. Akülü araba dediği kadar var mı gerçekten? Akülü araba gibi mi? Kullanma deneyimi. Hı hı. İlk başta öyle hissettin doğrusu, çünkü hiç bir şey yok, basıyorsun gidiyor filan. Şu anda ya şu şeye alışmak gerekiyor. Ayağını çekince gazdan araba duruyor. Aslında iyi bir şey bu arada. İlk izlenim peki? Hayal ettiğim kadar var. Vallahi. Güzel, beğendim. Beğendim. Çünkü ben 10 senede Mercedes kullanıyorum ve Mercedes biliyorsun klasik geyik vardır. Mercedes kullananlar bir daha başka araba kullanamaz diye. Ondan dolayı endişem vardı doğrusu. Performans olarak Mercedes'i aratmayacak bir araba zaten. Bunlar çok hızlı. Bunlar 2000 motor değil, bu bayağı 5000 motor falan yanıtıyorum. Yani bu motoru falan çok yüksek. Senle bu videoyu ben bir sene sonra da çekmek isterim ya. Bir sene sonra gerçekten nasıl hissediyorsun? Aynen. Nasıl olacak kesin acaba yani? Kesin. Nasıl gidiyor Ersan abi hayatın? Biz gerçi konuşuyoruz ama ne yapıyorsun? İçerik üretmeye devam ediyorsun. Benim işte bu çocuk kanalları devam. Arada bir tane İngilizce kanal yaptık. Onu Fransızlara sattık.
Güzel tebrik ederiz. Güzel bir şey oldu. Herhalde Türkiye'de sanıyorum bu anlamda YouTube'dan en çok para kazanan bir şey olabiliriz. Yine bir exit yaptın aslında. Diyebilir miyiz? Exit yaptın. Vallahi hiç fena değildi, evet. Bir exit yaptım. Sana hep şey diyorlar ya. Bir YouTube kanalından yapmak bu exit de asıl enteresandı. Gerçekten başarılı. Ya şu an şöyle şeyler çıktı. İş modelleri çıktı. YouTube kanallarını topluyorlar. Ondan sonra diyelim ki çocuk kanallarını topluyorlar. Kendi animasyon stüdyolarını kuruyorlar. Hı-hı. Ondan sonra işte 10 tane şeyi kanalı onun içine sisteme sokup, prodüksiyon sistemine sokup oradan onlara işte videolar üretiyorlar. O kanalları devam ediyor falan filan. Bizi de bir Fransız şirketi geldi. Animaj isminde şirketimizi satın aldı. Bunların herhalde ekiplerinde 3D'ciler falan mı var? Bunları devam ettirecek kapasiteye sahip herhalde. Ortaklarından bir tanesi şeyin Fransa'nın en büyük animasyon şirketinin CEO'suydu. Oradan satmıştı onlar şirketlerini. Yani YouTube'da hala para var mı konusunda aslında var diyorsun. Global tarafta yaparsan ya, evet, global, ya Türkiye'de var sonuçta. Ben YouTube'a hem hakikaten çok güzel bir iş, hem bir yandan da güvenilir bir iş olmadığı için çok sıkıntılı bir iş. Her gün yani sabah kalktığında ya da neyse durup dururken kahveni içerken başına bir şey gelebilir. Ama YouTube devam ediyor senin hayatında bir şekilde yani. Ya, çünkü ben ana şeyinde değil mi? Aslında emekli oldum sayıyorum kendimi. O uğraştığım kanallar çok zamanımı alan kanallar değil. Ondan dolayı YouTube hayatımda ana işim şu anda. Yani oradan geçimimi sağlıyorum. Ama velakin bizim yaptığımız dönemdeki gibi bir ne bileyim günümün işte 18 saatini alan bir iş değil. Eskiden çok çok yoğun çalışıyorduk. Benim hayatıma Instagram daha çok girdi. En azından markalı işler Instagram'da daha çok varlar, daha aktifler. Bir de böyle link vermek, osu busu gibi konularda çok daha hızlı olduğu için daha pratik geliyor markalara. O yüzden eski, yani bizim eski izlenmeler de bu arada o halde bizim tarafımızda yok ama marka tarafında da çok fazla aktivite var ama eskisi kadar yok. Gerçekten ben eşimden de görüyorum. Çok ciddi satış yapıyor. Takip ettiği kişiler çok satış yapıyor. Eşim de gibi de takipçiler de orada işte bir içecek içiyor. Linki aşağıda diyor. Bir daha çok oturtulmuş o. Hı-hı. Benim gördüğüm. Corrective steering applied to your safety ne diyor? Muhtemelen şey yaptık. Şeridi kaçırdık. Biz daha çok panik yaptı böyle bir. Hani olur mu öyle? Şeridi kaçırdık. İyi, tamam da teşekkür ederiz de. Bizde normal o Tesla Bey. Ya bizde evet oluyor öyle şey. Bizde şeridi kaçırırsın. Ya ama bu arada Instagram'da mesela izlenme yaratmak daha kolay gibi geliyor kolay bana. Bir Reels yapıyorsun. Bir şekilde iyi kötü bir insanların paylaşacağı bir şey varsa içinden. Hele son dönemde ben şeyi fark ediyorum. Eski zaten hep çok özlem olduğu için ben 2013'ten 2014'ten böyle bir video kesti koyuyorum. Arkasından bugünle alakalı bir şey koyuyorum. Hoppa 1 milyon. Yani böyle öyle bir şey de var gerçekten. YouTube'da izlenmek eskisine göre çok daha zor mesela alternatif olarak TikTok'ta. Kesinlikle. Ya ben hatta üzülüyorum da YouTube'un kendisi yani shorts'u promote ediyor. Yani şey yapıyor, öne çıkartıyor. Ben aslında YouTube'un uzun video izlenme platformu olarak kalmasını isterim. Çünkü orada gerçekten inanılmaz içerikler buluyorsun. Yani paha biçilmez. Hı-hı. Şimdi ben Tesla'yı aldım. Bu Tesla ile ilgili o yandan şey kamera memori açtı bu çocuk yan tarafta. Evet hemen bir şeyler yapacak. Baksana bak. Biz hiçbir şey demedik. Kendi kendine bak, kamera açtı az önce. Ben bir sinyal verirken açıyor. Bir bakarım. Bir yalancı sinyal verin bakayım. Yalancı sinyal. Evet. İyiymiş yalancı sinyal, sevdim lafı. Bu arada YouTube'daki yetkililerle konuşunca şey diyor, siz de YouTube'a hem uzun içerik koyun diyor, sonra uzun içeriğin diyor, özetini yapın diyor, onu da koyun diyor. Ondan sonra bir de ondan shorts yapın diyor, bir içerikten diyor, 5-6 tane içerik çıkarın diyor. Eskiden nasıl böyle yok repetitif content falan yapmayın diyor, şu an aksine platforma ne kadar daha fazla içerik koyarsan biz öpüp de başımıza koyarız. Bununla alakalı ben sorun yaratmam, daha da şey yaparım diyor şu işte an öyle bir nokta. Ben stratejiden çok doğru bulmuyorum o manada. Neden? Sen YouTube'a girdiğinde bir oraya harcayacağın zaman var. İşte bir saat, doğru, iki saat her neyse. Sen bunun eğer eskiden iki saatini uzun videolar için harcıyorken şimdi bir saatini belki daha fazlasını kısa video için, kısa videonun tüketimi çok kolay. Doğru. Kısa videonun böyle geç işte şeyde olduğu gibi, TikTok'ta olduğu gibi inanılmaz da zaman harcayabiliyorsun ama böylece uzun video harcama zamanın azalıyor şeye göre. Eskiye göre. İş hayatına başladığın zaman televizyonlarda başladın diye hatırlıyorum, evet, değil mi? Doğru. Bugün başlayosaydın sen ne yapmak isterdin? Zor soru bu arada da yani. Ya ben gene YouTube işini yapardım. Keşke yani şu anki bilgilerim olsa ilk başta daha fazla hakim olsam falan. YouTube gerçekten çok keyifli bir iş. Kamera önünde olmak da keyifli, o ayrı konu ama iş modeli olarak, hı hı, YouTube gerçekten harika bir pasif gelir modeli. Sen bir de yazan çizen birisin. O yüzden de yani yaptıklarını ya aslında kendi platformu. Ya ben şunu seviyorum. Ben içerik yani 20-25 senedir içerik üreterek ailemi geçindiriyorum. Hı hı. Yani düşün ki çok fazla olmayabilir bu. Yani işte dizi yapanlar falan olabilir ama benim standardımı yakalamış olmak sadece böyle YouTube'da şunda bununla falan gerçekten bununla gurur duyuyorum ben kendi adıma.
Neden gurur duyuyorum? Çünkü Türkiye'de içerikten para kazanmak kolay bir şey değil. Abi sen ama Türkiye'deki ilk, nasıl diyeyim, içerikten exit yapan kişi de sensin diğer taraftan. Doğru, baktığın zaman yani. Sen her yerde yapardın zaten. Senesinde. YouTube senin için aslında daha özgür bir alan ama sen başka yerlerde de yaptınız yani bunu. Tabii sinemadan da para kazandım ben. Aynen. İşte gazeteden de para kazandım. Köşeye dalı yapıp da öyle de para kazandım. Tamamen içerikçiyim. Şu anda mesela bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Bir roman filan. Ondan sonra o da çok keyifli. Açıkçası ben içerikten para kazanmayı seven bir insanım. Yani ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Ben yıllarca da şey düşündüm. İşte hobimi yapıyorum ve bunun sayesinde birileri bana para veriyor veya da para kazanıyorum gibi hissettim. O konuda sana soracağım bir şey var. Hobim diyorsun ya. Yani içerik üretmek okey hobi ama içeriğin de bir kategorisi var ya. Mesela çocuk şarkısı üretmek tabii. Senin hobin miydi? Ya da içerik üretmenin altında bir sub kategori ya o. Ya ben yaratıcılığın olduğu her şeyi seviyorum açıkçası. Bu açıdan bir şeyim var. Tutkum var. Ben çocuk şarkısı yazarken de keyif alıyorum. Mesela anneni seviyorsun alkışla. Birçok insan bilmiyor. O aslında bayağı YouTube'da milletin artık yani anonim sandığı bir şarkı. If You're Happy and You Know It'in Türk aslında versiyonu sen... Ama versiyonu değil aslında. O versiyon değil. Sözlere bakarsan bambaşka. Doğru. Onun sözleri şey, mutlu ol istiyorsan ayağını doğru. Salla, mutlu olmak istiyorsan öyle giden bir şarkı. Doğru. Bunda anneni, babanı, anneni bir de her şey olsun. Kediyi, köpeği, kediyi hı-hı. Falan bayağı güzel format o açıdan. Bayağı da yaygınlaştı. Bunu anlatmak benim hoşuma gidiyor. Hı-hı. Jim filmi senaryosu yazdım ben. Ki o konularda hiç taraklarda bizim olmadığı halde. Onu yazmak ve daha sonrasında yazdın demek hoşuma gidiyor. Aslına bakarsan bu içerikleri üretmenin en büyük sıkıntısı kendi istediğine değil, izleyicinin istediğini üretiyorsun. Bence bu arada ben bunda çok zorlanıyorum. Yani şu an artık daha çok zorlandığımı fark ediyorum. İzleyicinin istediği şey, mesela oha diyorum da istediği bir şey var. Seneler de istediği bir şey var. Ben artık onu o şekilde yapmak istemiyorum. Ama izleyicinin de beklediği bir şey var. Evet, bu işin kuralı bu. Yani bu iş, hatta böyle bir saçma bir şey vardır. İçerik üreticisine kızar insanlar bir bazen. İşte ne falan böyle şey yapıyor. Halbuki kızacağı kişi içeriği izleyen kişi. İzleyen kişi, doğru. İçeriği üretici değil. Zaten işin kuralı şu da, tutan bir şeyi devam ettirirsin. Abi yani evet. Tutan bir şey bu arada devam ettirdiğin zaman bir yerden sonra sen onu yapmak istemesen de o tutmuş olduğu için ve onunla tabii. Ünlendiğin için adam onu bekliyor. Bizim mesela oha diyorum tamamen bir yemek kanalına döndü. Evet. Artık herkes bize oha yiyorum diyor. Hatta ben oha yiyorumun da haklarını aldım acaba bir yan bir kanal açsak falan yaptın. Mı diye. Ben ismini değiştir. Hoşluk olur. Kanal mı? Ya Twitter'da X yaptı. Twitter X yaptı ya. Dolayısıyla yani, sen evet. Yani oha diyorum oha yiyorum yapabilirsin. Doğru söylüyorsun evet. Hoşluk olur yani. Bir de kraldan çok kralcılar var. İşte bizim anlarımız vardı orada. Sen ne yaptın, ben ne yaptın? Ya bu bir ticari bir kanal aslında günün sonunda. Bunu böyle görenler de var. Burada ben çok zorlanıyorum bazen. Ya sosyal medyanın hakikaten en büyük şeyi, hayatımıza soktuğu şey, gerçekten ağzı olan konuşuyoru öğrendik ve onu ciddiye alırsan gerçekten hayatın çok senin artık bunu öğrenmiş olman gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Oradaki eleştirileri her zaman dinlersin, okursun ama ciddiye alacağın şeyler gerçekten benim en azından nazarımda %5'i onudur. Senin en son hatırladığın, ciddiye aldığın bir yorum var mı? Ya bunu böyle bir şey geldi, gerçekten de böyle bir şey yapıyormuşum. Dur ya bunu düzelteyim bir tekrar bakayım dediğin. Çocuk kanallarında biliyorsun artık yorum yok. Yorum yok, doğru şey evet doğru. Da orada çok hikaye kanalları için. Orada saçma örnek verebilirim. Mesela çocuk kanallarında artık gökkuşağı kullanmak bir şey oldu. Halbuki gökkuşağı bu sonuçta çocuklar için de renk biliyorsun falan. Türkiye için mi konuşuyoruz Türkiye bunu sadece? Türkiye için söylüyorum ben. Zamanında çünkü yorumlar varken gökkuşağı kullandığımızda şu an kimin ne durumdadır? Bu çok benim evet. Söylediğim 7-8 sene önce şu an daha da şeytanlaştılar gökkuşağını. Mesela saçma yorum olarak onu söyleyebilirim. Adam gökkuşağı kullandığın için benim çocuğuma LGBT şeyi öğretiyorsun. Vallahi iyi olarak da tabii ki hatalarımızı görüyorduk. Teknik hata, maddi hata olduğunda, işte seste bir şey olduğunda şunun falan filan onu şey yapıyorsun. Hani ben kayda değer yorum olarak söylüyorum. Ama onun dışında bu bir zevk meselesi olduğu için sen daha çok izlenmeye bakıyorsun, yorumlara değil. Hı. Yorumlarda örneğin şey diyebilirler sana, yemek videosu niye çekiyorsun, çekme falan filan. Tabii. Ama bir bakıyorsun sonra click through rate'e ortalama tıklanma oranı %14-15'i görünce diyorsun ki tamam abi. Başka video çektiğinde örneğin izlenmiyor o zaman. Aslında şeyden ziyade odur bir de. Çekersin onu izlenmez bir daha yapmazsın. Benim abi son noktada geldiğim şey şu. Yemek içeriğin çok izlendiğini zaten görüyorum. Hatta takip ediyorsan görüyorsan tuna tavus gibi arkadaşlar var. Burada dehşet yemek yiyorlar. Bizim eskiden yediğimizin 8 katı ve çok da iyi gidiyorlar. Allah daha fazla versin daha çok yesinler. Ben artık mesela kolesterolüm çıktı. Kemal bir ameliyat olması gerekti. Başkan suratına bakıyorum. Yemekten mi? Evet biraz öyle. Hadi işte başkan suratına bakıyor diyor ki ben kızım biraz daha uzun süre görmek istiyorum gibi şey var. Bizim ekip aslında eskisi kadar yemek yemiyor. Orada artık onu fark ediyorum yani biz bu şekilde devam edemediğimizi fark ediyorum. Bu çünkü sağlığa çok dokunan bir şey. YouTube'un bu karanlık yüzünü ben artık 10. sene sonunda abi görüyorum şaka değil.
Yani hani isteyen izlesin. Yani ben bunu bu şekilde promote edemiyorum daha fazla. Yapamıyorum da diğer taraftan. Bakalım yeni şeyler bulacağız artık hayatımızda. Evet, oyunlar var. Oyunları indirebiliyorsunuz ama Wi-Fi gerekiyor diyor. Biz anlamadık. Mesela tavla var. Tavla oynayabiliyorsun mesela bunda. Aslında buradan tavla atalım seninle. 2-1 sende mi? Güzelmiş bu arada ya. Düşsene dururken mesela. Çat. Dur. İnsan bir istiyor şeyi. Ya. Çok iyiymiş ya. Driver passenger muhabbeti güzel bu arada. Güzel. Neyse tavlamamıza gerek yok ama güzelmiş. Ha, beğendin mi bu güzel tecrübeyi? Beğendim. Hoş. Aa biz ne yapmadın Ersan abi? Sen şunu açmak istemiyor musun ya? Sibel Hanım'a mı bırakacaksın sen bunu açmayı? Ha, aç. Ben açmam. Sen aç abi. Oh. Hayırlı olsun. Valla güzel. Güzel. Bu arabanın şimdi çok saçma özellikleri olduğunu görmüştük. Megafon gibi bir şey vardı. Burada çok acayip özellikler var. Boombox diye bir şey var. Megafonu dışarıdan ses geliyor. Bak dışarı çıkmam lazım. Dur ben dışarı çıkayım. Konuş be. Ne işim? Nasılsın? Bir de sesim kalın geliyor galiba. Zaten kalın. Kaç arabanın etrafından? Bağırsana be. Çekil oradan. Özellikle sesi değiştirmişler. KVKK'nın olayı senin sesin anlaşılmasın diye. O yüzden sesini değiştiriyor. Ben birkaç tane şey görmüştüm. Bu moddayken mesela etrafta birilerine küfür etsen mesela bayağı... Şunu dışarı veriyorsun. Break yönetme diye. Ha sesi o zaman bu şey. Arabayı, müziği. Müziği veriyorsun müzik dışarı. Müzik olsun kadar dışarı veriyorsun. Hani şey yapıyorlar, cıstakçılar var ya böyle. Ayy. Dışarı veriyorsun. Gelmesin ya. Keşke bunu koymasaydınız ya. Burada şeyin sesini değiştirebiliyorsun. Zaten ayarlamıştık bunu. Bunu evet osuruk sesine getirmiştik. Bayağı arabada osuruk sesi çıkıyor şaka. Bir de merdivende farklı. Korne basınca mı oluyor? Siz beraber. Ne var başka? Saçma sapan şeyler var. Aa, alkış var. Alkış var ya. Adam mesela önüne kırdı. Büyük başarı. Aferin sana. Yapar mısın sen bunu bu arada? Bak. Güzel. Başka? Pardon. Bak bak. Dur. DJ. Fıkı fıkı yapacak herhalde DJ'de. Çok iyi. Ersan abin de kap. İyi. Yani gereksiz. Kullanır mısın peki hoşluk olarak? Kullanmam. Çelik yani. Arabası yemin ederim ya. Valla böyle şaka yapıyorsun da espri efekti geliyor filan. Onun dışında böyle müzik uygulamaları filan var. Şimdi hepsine girmeye gerek yok. Ama romans diye bir şey herhalde bu eski Digitürk'ün. Evet. Mesela hava karanlık akşam. Sevginle oturuyorsun. Evet. Eşinle oturuyorsun. Yani gerekli mi bilmiyorum ama hoşluk. Gerçekten müthiş hoşluklar var bunda. Böyle bunun bu ve bunun gibi bence birçok enteresan özelliği var. Tahminen yeni update'lerle filan da çok zenginleşeceğini düşünüyorum. Tesla bunlardan para da alır ileride gibi düşünüyorum. İşte YouTube, Twitch, Netflix, Disney Plus'a girme abi şimdi çok. Disney Plus konusunda aslında bilmemiz gereken bir şey var. Yakın zamanda CEO'su değişti. Hı hı. Bunlar bütün dünyada aslında küçülüyorlar. Küçüldükleri için bütün projelerini, yayınlanmış projelerini bile zarar göstermek için mesela Türkiye'de Gülse Birsel'in filmini, Batı Demirel'in filmini hepsini platformdan kaldırdılar. Dolayısıyla yeni CEO şu anda aslında bir... Cost cutting yapıyor. Cost cutting, yani şey yapıyor evet. Maliyetleri düşürüyor. Atatürk filmi de o kapsamda olabilir. Zaten bu tepkilerden sonra Fox bunların şeyinde olduğu için bünyesinde Fox'ta yayınlayacağız dediler. Hı hı. Yani aslına bakarsan orada bir parça bildiğimizden farklı bir durum şeyler olabilir diyorsun. Sadece şuna dayanıyorlar. Ermeni lobisi ya biz yaptık bunu filan diye bağırdıkları için ha bunu Ermeniler yaptı deniyor. Hı hı. Ama diğer tarafı da yani bu diyelim geçen sene olsaydı farklı düşünürdüm ama Gülse Birsel'e o kadar para verdiler. Kim kaç para verdi? Ata Demir'e kaç para verdiler? Onları platformdan kaldırdılar ve dünyanın birçok yerine kaldırdılar bunu. Şu an zaten onların park ve diğer sinema vesaire çok iyi gidiyor. Bu tarafta çok büyük para harcıyor yakıyorlardı. Şu da bir büyük maliyet küçültmeye gidiyorlar. Ona denk geldi ya ben ondan dolayı aslında bu arkası farklı bir hikaye olabilir diyorum. Tam olarak zaten bilinmiyor oldu ama zamanlaması manidar belki de o CEO'nun evet, değiştirmesi dediğin aynen. Gibi. Ersan abi ben bir arabayı kullanayım sonra biz seni salalım ya. Bizi bugünü bize ayırdığın için bu arada çok teşekkür ederiz ya valla. Ben bu arada biraz korkuyorum. Ersan abi dünden beri bunu söylüyor bana sen de kullanırsın falan diyor da. Hiç şey değil. Ha? Hiç şey değil. Rahat rahat şey yaparsın. Emin misin diyorsun? Aynen. D'yi alacaksın aşağı indirip. Aynen D'yi aldın. Şu an gidiyor aslında araba. Önünde biri var diyor. Bak Utku'yu gösteriyor. Ben kısa bir tur zaten bana. Aynen şuradan şöyle bir dakika ayırsın. Ben şu an basıyorum gitmiyor mesela araba. Gidecek muhtemelen Utku var orada. Ha Utku var. Bak gidiyor görüyor musun? Bak, insan ben basmam gitmiyor. Lazım ama sanki gitmesi için. Basman gerekiyor evet. Basmasam gitmiyor araba bu arada. Gitmiyor. Çünkü basmayınca da duruyor. Basmayınca hiç gitmiyor ama yani. Hatta o modundan çıkardı. Bir modunda bayağı fren yapıyordu. Enteresan. Buna alışmam zaman alırım bilmiyorum ama. Şuradan şöyle git. Şey var çünkü ileride. Tamam. Güzel. Allah için. Ha bir dakika niye bir durup dururken kendi kendine duruyor bu araba? Yok işte şey ayağını çektiğin zaman gazda olması gerekiyor. Yavaş lan.
Yok bir şey değil ya. Ben şu an kendimi şey gibi hissediyorum diyor. Yani böyle ehliyet daha önce almamışım. İlk defa ehliyet alacağım. Babamla böyle şey kullanıyoruz gibi hissediyorum. Abi şey garip bir his. Biraz böyle ayağını gazdan evet, çektiğin zaman... Evet, alışılması onun... gereken o. Niye onu öyle yapmışlar bilmiyorum. En farklılık o yani. Benim hoşuma gitmedi o kısım. Pardon, sen emanet gelin. Araba, pardon, emanet sen araba. Sen onların sana zararı yok. Tamam. Ben stres oldum biliyor musun Ersin abi? Bu arabada bir günlük olduğu için daha... Zaten biliyorsun, o bize yol vermek zorunda biz döndüğümüz için. Adadan döndüğümüz için, evet. Ay bir dakika dur, silecekler çalışıyor şu an. Bir şey değil. Abi bir dakika, silecekler normalde sağda olmaz mı? Yok, benim Mercedes de solda. Öyle mi? Konforlu. Bence şey daha zor. Tesla'ya alışmak bence okey. Alışırsın. Tesla'dan sonra başka araba daha zor. Çünkü şeye alışacaksın bu sefer. Evet. Ayağın D'deyken ayağını çekme konusu bir enteresan. Ben araba yolculuğu seviyorum ya. Ben böyle benim hayallerimden bir tanesi şey yani böyle Almanya'ya oraya buraya İstanbul'dan çıkıp arabayla gitmeyi çok seviyorum. Ya. Çok zor. Dura dura ama canım yani bir yerde duracaksın. İzmir'e gelip gidiyoruz ya. Okey keyifli. Bir de eşimle birlikte kullanıyoruz doğrusu. O açıdan da bir şey yok. Ona rağmen bana uzun geliyor ya. Uzun git, 5 saat. Mola falan verdim. Biz evet 5,5 saat ama git yani. Düşün bir de bunun şeysini, Almanya falan gittiğini. Ama tek seferde Almanya'ya gitmeyi düşünmüyor musun? Zaten önce bir gideceğim Bulgaristan'da kalacağım. Geze geze. Okey. Öyle güzel. Öyle olur. Ersin abi güzelmiş ya. Hayırlı olsun vallahi. Yani kullanımı da gayet tatlı gözüküyor. Evet. Yani rahat bir araba. Teşekkür ederim Ersin abi. Güzel bir deneyimdi. Şimdi bir dakika. Arabayı parka aldım. Park almazsan laf ediyor böyle çok haklı olarak. Bir şeye basacaksın. Yok şuna basacaksın. Tamam. Bitti. Tamam. Şey. Dışarıdan çektin. Güzel. Konforlu. Hoşuma gitti. Ersin abi çok teşekkür ederiz sana ya. Ben teşekkür ederim. Biz ne yaptık ya? Hem arkadaşlık ettiniz hem de yani yeni bir süreç. Bir şeyi anlamaya çalışıyorsun falan filan. Benim anlayamadığım Mutlu anladı. Senin anlamadığını ben anladım. Vallahi, böyle birimize yardımcı olduk. Biz de yani çok teşekkür ederiz. Bunu bizle paylaştığın için sayende Tesla'ya da binmiş. Tesla görmüş. Tesla kullanmış da oldu. Ya ben bir kere işte İngiltere'de Uber yaparken Uber'de ben yapmıyordum. Uber çağırdığımızda Tesla binmiştik ve orada hakikaten çok beğenmiştik. Zaten orada bizim Tesla aklımıza düştü. Sonra Türkiye'ye gelince şey yaptı. Açıkçası ben de hakikaten bir deneyim olarak Tesla'yı beğendim. Yani yabancı bir bunu mu taksi olarak kullanıyor diyorsun taksi, yani diğer taraftan da yani. Evet. Orada öyle. Kazasız belasız. Aa bir dakika dur ya. Oğlum bizim arabada mı kaldı onlar? Nerede? Hediye mi? Ya, hediye sayılmaz. Ayıp olur hediye desem. Niye? Hediye değil çünkü. Hediye. Abi bizim hediye alacak pek vaktimiz olmadı ama benzincide her arabada bulunması gereken ıslak mendil. Güzel. Yani gerekir. Şöyle bir taksici bezi. Bilmiyorum Tesla'da biraz. Niye hocam Tesla'da şey? Tesla'da olsa şey. Tabii ki. Aynen. Aynen. Bu kolonya. Yani güzel kokuyor. Neymiş? Japon kiraz çiçeği. Fena değil. Bir de bak Mustafa Kemal Atatürk'ün. Şeyse araba parfümü. Bu arada birçok şeyde yoktur belki ama benim evimde benim odamda mesela tam karşımda koskocaman bir Atatürk şeyi vardır. Yağlı bir resmi. Çok severim o yüzden. Evet ben de şakası ben de bir yana severim. Gerçekten seveceğini düşündüğüm için koydum. Ersin abi bir nazar boncuğu isterdik ama nazar boncukları çok kalitesiz duruyordu. Bir daha gördüğüm zaman seni daha güzel bir şey vermek isterim nazar boncuğu. Nazar değmesin. Kazasız belasız güzel günlerde ailenle kullanmak nasip etsin diyorum. Amin, seni de özledik ofise bekleriz istediğin zaman. Mutlaka. Vallahi bir evin mutlaka daha var biliyorsun orada. Evim diyeyim ofisim diyeyim. Teşekkür ederim Ersin abi kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz yavaştan Clio'muza doğru yol alıyoruz. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur diyerek aynen. Çalışmaya gidiyoruz Ersin abi. Görüşürüz. Kendine bak Ersin abi. Olun, görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. Çok mu şey bir çıkış oldu bilemedim. Görüşürüz. Hadi Utku toparla. Hadi gençler.